geliştirdik. Onlar bizde yaşıyorlar. Evet. Teyze çocuk diyorsunuz. Evet. Anladım. Ama şey, dayı değil tabii. Evet, evet. Gerçekten güneş doğar. Hani sanat güneşi diyoruz ama bizim evimizde güneş doğar. Diğer aile üyeleri de anısını yaşatıyordur. Tabii ki. Tabii ki. Küçük bir ailemiz var. Böyle meşk başlar, şarkılar, bazen ilahiler. Böyle, yani çok güzel mevlüt okur mesela Zeki abi. Çok çok güzel, harikaydı. Bana hem onur duyuyorum, hem de şanslı buluyorum kendimi. Çünkü onunla olmak muhteşem bir duyguydu. Ben bunu doyasıya yaşayamadım belki. Biraz erken ayrıldı aramızdan. Ama yıllar boyu birlikte çok güzel bir masal yaşadık onunla. Üniversite yıllarımda onun yanında kaldım. Ve artık dayım olmaktan çıkıp benim arkadaşım, sırdaşım ve yoldaşım oldu. O yüzden çok büyük bir mutluluk benim için. Paralel telefona geçsin eşin, oğlum. Hepimiz biz paralel telefonlara geçtik. 3,5 saat bana vasiyet ettin. Neler söyledi anlatamam. O kadar uzun konuşmalar oldu ki her seferinde sözünü kestim. Abi ne yapıyorsun, ne diyorsunuz? Lütfen diye, hayır sözümü kesme dedi. Ve yapmam gerekenleri diyeyim. Ve onun yapmamı istediklerini sıraladı. Benden sonra diye başlayan cümlelerle. Tabii ki ben bunları söylerken hiçbir zaman bir kalp krizi planlanmaz. Yani böyle bir şey yok ama içten gelen bir yani bilinçaltından gelen bir duyguydu bu diye düşünüyorum. Yüce Allah'ın verdiği bir sezgiydi. Yapmam gerekenleri söyledi. Özellikle çocuklarla, gençlerle ilgili çok şey anlattı. O çok insanla ekmeğini bölüşen biriydi. Hani onca görkemin arasında hiç görkemli yaşamazdı. Bizlere de hep bunu öğretti. Zaten bir köy evinde yaşıyordu. En ufak bir lüks yoktu evinde. Şu anda gezerken herkes de bunu görüyor. Ondan sonra bizimle yaşadığımız, onunla yaşadığım her şey bir masaldı diyorum. Biz onunla derdik ki, masal tadında her şey, bugün yeni bir masal başlıyor derdik. O yüzden onun istediği şekilde hem veda ettiği yerde hem başka şehirlerde, ülkemin her yerinde Masal Tadında adlı konserler yapıyorum. Bunlarda Zeki abimle yaşadığımız veya onun yaşadığı, onun karakteriyle, kendisiyle örtüşen her şeyi anlatıyorum. Ama şiir tadında anlatıyorum. Onunla birlikte yazdığımız şiirleri okuyorum. Anılar, şiirler, şarkılar kalplerde buluşuyor diyorum, masal oluyor. Her zaman şunu isterdi, sevenlerim benim baş tacım derdi. Sizin de baş tacınız olacak, bunu sakın unutmayın dedi. Hatta eşimin bir sözü vardır. O kadar büyük ki dedi, yani sevenlerin abi nasıl hepimiz, işte o zaman vatanı seveceksiniz, bütün vatana yayılıyorsa dedi. Böyle bir espri olmuştu aramızda. Mesela hani adım saklı kalsın dediği projeler vardı. Çanakkale Anıtı'nı yaptı, gerçekleştirdi, konserlerini yarıda keserek sadece onun için konserler verdi. Gazilerimizin kora madalyalarını yine Zeki abim kendisi yaptırarak verdi. Çok uzun bir hikayedir, çok tatlı bir hikayedir. Johnson'ın mektubundan sonra. Onun dışında nasıl desem, mesela bakalardaki veresiye defterlerini alırdı. Bizi toplatırdı bazı yerlerden. Toplardık en fakir mahallelerden. Onları öderdi. Şimdi biz de onun ardından elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz ama en çok da çocukların okuması için. Türk Eğitim Vakfı'na ve Mehmetçik Vakfı'na bıraktı mal varlığının tümünü. Bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü okuma ihtiyacında olan ama okuma fırsatı elde edemeyen gençler, çocuklar okuyabilecekler. O zaman da ülkemiz gelişecek. Bundan mutluluk duyuyorum.